Algo, ING, Near ve bu 5 coin için sıcak gelişmeler var diyor. İşin içerisinde farklı kripto paralar da bulunuyor. Matic'ten XRP'dir, odur budur. Gördüğünüz gibi farklı kripto paralara kadar uzanmaya devam ediyor. Şöyle yukarıdan bir başlayalım. Injection Wallen adlı bir mainnet yükseltmesi yayınladı. Hedera ve Algorand ortaklık kurdu. Near Foundation önemli bir yeniden yapılanma kararını açıkladı. Son zamanlarda tabii piyasada ortaklık çok fazla. Aynı şekilde bilinen tarafların ortaklığı da çok fazla var. Injection Wallen yükseltmesi kullanıma sunuyor. Cosmos tabanlı Layer 1 Blockchain Injection Wallen adlı bir mainnet yükseltmesi yayınladı. Yükseltme merkezinde gerçek dünya varlıklarına odaklanan bir yazılım modülünün entegrasyonu yer alıyor. Amaç her kurumsal, hem kurumsal hem de bireysel kullanıcıların çeşitli yapılandırılmış ürünlere erişimini sağlamak. Velhasıl amaç tokenizasyon. Tokenizasyon bu sezonun olmazsa olmazı. Yani Injection buraya girme konusunda tabii gördüğünüz gibi geç bile kaldılar. Ama başarılı olacakları her anlamda belli. Bakın hep söylüyorum. Burada sizin tokenizasyon dediğiniz şey şu an Binance'ın onlarca trilyon dolarlık paha biçtiği piyasaya giriş olacak şeklinde durumu ifade ettiği. Aynı şekilde Ripple'ın 30 trilyon dolar gibi bir para girişini beklemiş bulunduğu bla 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 şeklinde sayabileceğimiz çok büyük bir alan. Bütün devletler şu anda merkez bankaları tokenizasyon üstüne çalışıyor. ING'nin de bu noktada başarılı olacağından adım gibi eminim diyebilirim. Çok iyi bir şekilde hareket ediyorlar. Zaten Injection 10 numara bir projedir diyebiliriz. Hedera ve Algorand ortaklık kurdu. Ekosistemin önemli oyuncular, Direct Alliance adlı yeni bir ittifakın başlatıldığını duyurdu diyor. İttifak dijital varlıklar için merkezi olmayan kurtarma ihtiyacını gidermeyi amaçlıyor. Hedera'nın kurucu ortağıyla Algorand Vakfı Başkanı diyor. Her iki taraf gerçekleştirdi. KeyDeFi yöneticisine göre Direct Alliance geleneksel Web2 deneyimleriyle uyumlu olarak dijital varlıkların güvence altına alınması ve geri kazanılması sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor şeklinde ifade ediliyor. Evet, yani burada daha çok tazmin noktasında ve güvenlik noktasında finansal anlamda iki taraf birleşiyor. Bence hem Algorand hem de Hedera için oldukça iyi bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir de özgün bir çalışma olmuş açıkçası. Dolayısıyla güven veriyor. Zaten ikisi de inanılmaz derecede sağlam projelerdir. Hedera dediğiniz Ripple'la kıyaslanan ABD Fed'in ürününü blockchain'in ekosistemi üstünde bulunduran, aynı şekilde ciddi fiyat yükselişleri beklenen bir varlıktır. Algorand dediğimizde Avrupa Birliği'ne açılmış bir varlık. Bunları bir düşünün. İkisi de çok sağlam. The Near Foundation %40'lık iş gücü azaltacak. Evet. Faaliyetleri düzene sokmayı vesaire başlıyor. Yazı üzerine aracılığıyla yaptı. İş gücü üzerindeki etkilerini özetledi. Devamında protokolün etkili olduğu rekor sayıda günlük kullanıcı çekmeyi başardı. Evet, yani küçülmeye gidiyor. Sonuç bu. Küçülmeye gittikleri görülüyor. Normaldir. Ya zorlu bir süreçten geçildi. Bakın ben daha önce şunu söyledim. Özellikle yatırım yapacağınız kripto paralarda şuna yakinen bakın. Bunun arkasındaki vakıf, proje, artık ismine ne diyorsanız ne kadar başarılı? Yani bu süreci nasıl geçirdi? Mesela Ripple ciddi bir büyüme kaydetti bu süreçte. Çok yüksek oranlı bir büyüme kaydetti. Gala Games ciddi bir büyüme kaydetti adamlar. DYDX ciddi bir büyüme kaydetti. Tabii bunlar değerli çünkü gerçekten zor bir süreçten geçildiği için bunlar ekstradan önemli şeyler, önemli hususlar. Değerlendirilmesi gereken hususlar. Near zaten beğendiğim bir kripto para birimi değil. Enflasyona çok yatkın bir proje ve kripto para birimi.
Dolayısıyla durum bu. Matic atağa geçti ve Kripto Ligi'nde 13. sıraya çıktı. Polygon'un fiyatı birçok altcoin yeni yılın zirve seviyelerine yükselirken son 24 saatte %8,4 arttı. CMC verilerine göre Matic yazı sırasında 91 sentten el değiştiriyordu. Ancak söz konusu değeri geri dönmeden önce 11 Ocak'ta 93 sente ulaştı. Artışın bir sonucu olarak Polygon piyasa değeri Chainlink'i tersine çevirmeyi başardı. Böylece Kripto Ligi'nde en değerli 13. proje haline geldi. Evet. Polygon 2022 yılının açık ara şampiyonuydu hatırlarsanız. Adamlar öyle bir büyüdü ki, yani inanılmaz noktaya geldiler. Yani öyle büyüdü yani adamlar. Daha ne söylenebilir ki? Korkunç bir büyüme gerçekleştirdiler. Ve bu tabii ki de Polygon Vakfı'ndan ve Polygon Blockchain'den tabii ki main tokenları olan Matic'e de yansıdı. Matic portföylere yakışır sağlamdır. Zaten Ethereum'un olmazsa olmazı bir Katman 2 protokoldür. Güçlü yükseltmeler yapıldı. Fakat Matic'in burada niye yer aldığını ben anlamadım. Yani şey yapan yükselen çok fazla coin var. Hani mesela böyle çok abartılı bir olay olsa ben haber niteliği taşıyor derim. İşte 2 kat, 3 kat falan artmış olsa bir anda neyse. Piyasanın kalan kısmı gibi yükselişler yaptı aslında. Ve çok böyle nasıl diyeyim çok tuhaf bir olay olmadı yani onu söylemeye çalışıyorum. Matic'idir. Emsalleri içerisindeki optimizm olsun, ARB olsun bunlar da iyidir. Burada adı geçen Chainlink de çok iyi bir projedir. Piyasadaki en iyi Oracle projesidir. Main token'ı olan Link de çok kaliteli bir varlıktır. 21 Shares XRP ETP'nin NAV'ı %62 artış gördü. 21 Shares XRP ETP Nisan 2019'daki başlangıcından 4 yıl sonra yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti. Bahsekon ETP'nin net varlık değeri yazı sırasında 16,5 dolar seviyesine yükseldi. Evet. Ayrıca yönetim altındaki varlıklar güçlü yatırımcı güveninin ortasında 50,4 milyon dolar oldu. Şimdi diyebilirsiniz ki arkadaş 16,45'e nasıl yükseldi şeklinde. Bakın ETP'ler bu şekilde tutuluyor. Bak şimdi burada ETP'den konuşuyor ya adam. Adam bir XRP mesela ETP'nin içerisinde bir XRP değil mesela adam 10 XRP'lik bir ETP kurmuş tamam mı? Her bir XRP'nin değeri aynı ama miktarı farklı. Mesela Grayscale'ın Sol ETP'si bunu düşünün 0,34 müydü? Öyle bir şeylik bir solo tutuyor yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.